takdirinde serbesttir. Kesin delillerde nasıldı? Hakim beni takdiri ikisi bertaraf edilmişti. Kabul etmek zorundaydı. Şimdi delil çeşitleri dediğimiz kesin deliller. Bunların koşulları ve hükümleri kanun tarafından belirlenmiştir. Taraflarca hazırlanma ilkesinin uygulandığı davalarda kesin deliller hakimi bağlamıyor. Resmen araştırma varsa yemin ve senette hakimi bağlamaz. Resmen araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda. Senet, işte üç tane kesin delil var. Senet, yemin, kesin hüküm. Senet bir vakaya ilişkin olarak tam bir bilgi taşıyan, bir cisimle somutlaştırılan ve aleyhine kullanılacak tarafın imzasını taşıyan belgedir. Siz bir senet imzalıyorsunuz, bundan dolayı sorumlusunuz. Bizim hukukumuzda 2590 lirayı aşan meblağdaki tutarlar ancak senetle ispat edilebilir, tanıkla ispat edilemez. Yine senet düzenlenmişse bunu ödediğinizi nasıl ispat edersiniz? Ancak senetle, karşı tarafın imzasını taşıyan bir belgeyle ispat edebilirsiniz. Yemin, bu da kesin delil. Yemin artık kişinin son çaresi. Baktınız, vakayı kanıtlayamıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Kutsal saydığım bir şey adına yemin et, senin dediğin gibi olsun diyorsunuz. Zaten son çareniz. Yemin olmasa zaten o vakayı ispat edemiyorsunuz, kaybetmişsiniz. Bir kere şansınız. Deniyorsunuz. Karşı taraf yemin ederse tamam bitti zaten o vaka ispatlanmamış sayılıyor. Yemin edemezse kutsal sayıda şey üzerinde ne olur? Artık o vaka. Yemine davet hakim tarafında yapılmıyor mu? Efendim? Yemine davet taraflar yemine davet yapabiliyor mu? Yok. Hakim tarafında yapılması gerekiyor. Ha, son yemine hakim davet ediyor ama taraf ileri sürüyorsunuz. Delil olarak ileri sürüyorsunuz zaten. Yemine davet hakim yapıyor. Herkes ayağa kalkıyor zaten. Ondan sonra metnini açıklıyor. Adam yemin ediyor derse bitti zaten. Kutsal sayıda şeyler adına. Ama tarafın dayanması lazım. Yemin. Tabii onu ileri sürüyor. Diyecek ki yemin etsin diyecek. O davete yönelik edecek. Son bir şey. Kesin hüküm, aynı taraflar arasında daha sonra açıklanacak davada, ilk davada verilen hüküm, kesin hüküm, kesin delillik deliği taşır. Taraflar mesela daha önce dava açmış, kazanmış. Konusu farklı, aynı benzer vakaya ilişkin, bu durumda ilk dava kesin delil teşkil eder. Tabii. Senedi sırf senet ifade ettiği hükümler mi yoksa bu şu taraflar arasında imza görüyor. Sözleşmeyi de senet dediğimiz zaten şey yani buradaki borç senedi değil. Onu demek istedim. Evet, borç senedi değil. Senet demek karşı tarafın yükümlülük düşürdüğü tarafın imzasını taşıyan belge demek. Kira kontratı da mesela ev sahibi açısından da senettir. Evet. Kiracı açısından da senettir. Üstüne rakam olsun. Bu senet de mesela kıymet devrat borç senedi zaten. Borç senedi belirli bir meblağı içeren senetler. Ama mesela buradaki senet teriminden kasıt yazılı belge, altı imzalı. Mesela ev sahibinin borcu ne? Sürekli olarak evi kiracının kullanımına sunma borcular. Mesela o da bir senettir. Takdiri deliller. Bunlar hakimi bağlamıyor, hakim serbestçe takdir ediyor. Şimdi hukuki işlemler için bizde takdiri delil kural olarak kabul edilmemiştir. Belirli bir meblağın altı, 2590 liranın ne yapamaz? Senetle imza, ispat edilemez. Ama bu ne içindir? Taraflar içindir, değil mi? Mesela muvaza iddiası taraflar arasında yazılı delille ispat edilir. Peki, üçüncü şahıslar nasıl ispat edecek muvazayı? Her türlü delilde. Mesela baba oğluna tarlasını veriyor ama satış gösteriyor. Tamam mı? Baba bunun satış olmadığını nasıl ispat edecek?
kararı değiştirir. Çünkü taraflardan birisidir. Sonra oğluna kızıyor, ben satmamıştım, bağıştan dönüyorum diyor mesela. Nasıl ispat edebilir? Yazılı delille. Diğer kardeşler? Her türlü delille ispat edebilir. Şimdi burada kısıtlama da koyuyor zaten. Neyse koyuyor. Belli bir rakamın üstünde başlayan bu rakam. İşte orada zaten muazza olduğu için satış gösteriyor. Evet. Kardeşler her türlü delille ispat eder. Taraflar ancak yazılı delille ispat eder. Belge, uyuşmazlık konusu vakanın ispatına elverişli bilgi taşıyıcılar. Senetten farklı, senet yükümlülük yükleyen tarafça imzalanıyor. Belgede böyle bir imza yok. Mektup yazıyor mesela gibi. Tanık, uyuşmazlık konusu vaka hakkında duyu organlarıyla bilgi sahibi olan kişidir. Bu bilgisini aktarır. İşte hısımlı sır, menfaat nedeniyle tanıklıktan çekilebilir. Belirli akrabalarınız, mesela üst soy, alt soy, üç eşiniz, değil mi? Evlilik bağlısını derse bile, üçüncü dereceye kadar sırrı hısımınız, davasında tanıklık yapmak zorunda değilsiniz. Başka sır nedeniyle, meslek sırrınız nedeniyle mesela tanıklık yapmayabilirsiniz. Avukatlar mesela avukatlar da tanıklık yapmayabilir ama mesela meslek sırrında şöyle bir özellik var. Diğer mesleklerde karşı taraf evet açıklasın derse tanıklık yapılabiliyor. Ama avukatlarda kendi takdir ediyor. Çok mesela iş mahkemelerinde şirket yöneticisini kendilerine mesela tanık olarak mesela işçi şirket mahkeme vermiş. Hemen geldi çıkıyor söylüyorum. Yani ben ücret tespit noktasında mesela işte ücretimiz buydu ama bu rakam ne yapıyordu? Biz de genel müdürü dedik ki yani bizim tanık değil de bizim tanık olarak mesela tanık olarak yazdık. Tanık şirket müdürü bundan imtina etmeyen bir şey var mı hocam? Gelmemen şeyi, bu şeyi değerlendirebilir miyim? Yani ticari sır demez de orada kendi menfaati için. Şirketin menfaati için. Şirket değil de hani kendi maddi kaybı. Genel müdür ben madde vermişim diyorum ki şirket müdürü gelecek yani benim ne kadar maaş aldığımı bilen kişi bunu işte ben tanık olarak dinlenmesini istiyor mesela. Şirket müdürü bu konuda imtina etme etkisi var mı? Hakime gerekçe yok denen. Sebeplerden birisi değil şirket müdürü olmak. Ama sizin lehinize konuşur mu konuşmaz mı? Yok, şey değil aslında. Bir oradaki yeni noktasında. Ha, getirebilir. Getirebilir yani. Çünkü şirketin o da bir çalışanı. Bu söylediklerimizin hiçbiri değil değil mi? Başka birini bulabilirsiniz. Tanıtılık gönüllülük değil bu kadar. Çünkü gören kişi zaten sınırlı. O zaman ne yapacak? Gelmesi zorla getirtiyorsunuz. Bizim başımda gelmez. Buradaki avukat çoğu arkadaş mesela diyor ki çoğu avukat arkadaş mesela burada fikir aldığımız kişiler diyorlar ki siz o kişi tanık olarak dinletemezsiniz. Niye? Çünkü şirketin en üst düzey yöneticisi bu noktada kaybedildi. Yani niye mesela hayır dinletemezsin derken adam konuşur mu konuşmaz mı? Yani. Ben tabii orada yok yok şimdi şey doğru üst ödeyi söylemedim mesela kimden vicdanen benim bileceğim bir şey. Kendisi mesela oradaki yemin noktasında doğruyu işte yemin edip de yalan söylese... Tanıklıktan çekilme sebepleri kanunda belli zaten. Bu söylediğimiz işte kişisel sır değil. Değil mi? Zarara uğrayacak olmanın içine sokulabilir. Sokulamaz. Mesela kim bilecek ki? İsterse çağırıyor. Tamam bakalım tanıklıktan çekilmesi. Gelmeyeceğini soruyor. Getirilebilir. Bakalım. Mahkeme getirecek. O zaman bakma. Delicilik konuşur mu konuşmaz mı? Ben soruyorum. Ben şu soruyorum. Ben 3 bin lira maaş alıyorum. Ama konuda 1500 lira geçiyor. Ancak orada doğru yüzeyi. İşte o baş. Değil mi? Yoksa tanıklıktan çekilme sebepleri belli. Hemen bakalım. Zaten baktığınız son.
anlam iki taraftan birinin nişanlısı olması değil. Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşi, kendisi veya alt soyu, taraflardan biriyle evlatlık bağı, bunlar hepsi sırlı. Sır nedeniyle tanıklıktan çekilme. Şimdi bunlar şirket sırrı diye tanıklık etmeden... Ben bir şeyle geçelim. Hayır, şirket sırrı değil. Avukat arkadaşla görüşmüş da dinle, getiremezsin, dinletemezsin dediler. Menfaat ihlali nedeniyle girebilir mesela. Kendisine de şu var, üst düzey yönetici. Maddi zarar verecekse mesela. Üst düzey yönetici. Diyelim ki işte 1500 değil de 3000 lira verildi, buna dedi. İş yeri zarar gördü. Zarar gördü. O zaman da olur bu adamın işine sonra bir zaman kişisel zarar görür. Bir de bunu tabii Ukrayna boyunca... Şimdi bu da meslek sırlarının ortaya çıkması değil buradaki yani. Tanıklık yapması. Buradaki meslek sırrı dediğimiz işte Coca-Cola'nın gizli sırrı var ya, onun gibi açıklattırmaya zorlayamazsın mesela. O tarz bir sır değil. Ama işte şunlardan birine girebilir. Kendisine veya yakınlarına doğrudan maddi bir zarar verecekse, ben müdürüm beni işten çıkartırlar dese, ama o da kötü. Bu sefer adam onun dediği anda ne olur? Zaten bu adam atmıştır. Tabii. Şeref ve itibarını zedeleyecekse, şeref ve itibarını zedeleyemez ama maddi zarar verecekse, bunun içine sokulabilir de, sokulmayabilir de. Maddi zarar bir şey, şimdi arkadaşın söylediğine göre yüklü maddi zarar verir. Ama şirkete verir, kendisine verir. O zaman şirket yani tanımından çekilmesi de var. Ama Bodro'ya şey mi, genel müdür mü hazırlıyor? Hiç önemli olmasın mesela. O değil. Bodrum'u ben hazırlıyorum. Şehirden gidiyor mesela. Bodrum'u ben hazırlıyorum. Genel müdür imzalıyor. Genel müdür imzalıyor. İşte uyuşmadık halinde biz iş mahkemesine düştük. Yani tamam. Bu vaka gerçekleşmiyor. Ben hayatımda kestan alıyorum. Yani orada tanıklıktan çekilme sebebi yok. İşte hiçbir yok bu saydıkları. Malatya'daki mesela Kanat Önder diyebileceğimiz bilgi saygısından danıştık ederek siz genel müdür. Ama ben tazminatımı almak koşuyla gidiyorum. Ben o işte genel müdürü hakimin karşısına çıkartıp Murat Demir'in maaşı 1500 lira dedirtmek, yani aldığım maaşı kendisi biliyor, dedirtmek istiyorum. Dediler ki çıkartamazsın, ilçe yapar. Biz de o günkü avukatların yetkilendirmesine, kendisine farklı bir ortam gittik. Bence hiçbir sebep yok. Ben sadece bunu, siz bu işin eğitimcisi olduğunu söyleyebilirim, ben sizden bir bilgi alayım diye. Okudum ya burada, bana göre yoktu, okuduk sahiden de yok. Zarar görür gelendir. Zarar görür ama maddi zarar görmesi şart değil. Maddi ya. Zarar. Buraya gelmek zorunda. Yani gelecek ben ama gelin bana gelin ne olur? Ben onu da yapabilirim hocam. Şey getiremedim. Onu sormasın. Mümkün değil. Nasıl zorunluluk var? Olur mu? Tanıklık. Hayır efendim yani isterse tanıklık eder, isterse yok. Olmaz. Tanıklık zorunludur. Zorunluluk. Murat Bey, gelip de bu adayı siz yapın. Murat Bey derse bu. Burada bildiğim yoksa bildiğim zaman hiçbir şey başlamış efendim. Ama geçiriyorum. Bakın tanıklıkta oraya kadar gelmek zorunda. Gelmek zorunda ama ondan sonra. Ben burada herhangi bir bildiğim yoktur dedikten sonra da hiçbir şey söylemeyeceksin diyemez. Yani geberir adam ben tanıklık etmiyorum tamam mı? Onu diyemez tanık zoruna getirir. Hayır o gelecek. Kanlı yani gelecek veremez. Gelecek hani, katılacak mahkemeye. Tanık gelmezse zorla getirir. Gel onu meşgul o adam oraya getiremedi. Getirir mi yani doğru üstlenemiş, yanlış üstlenemiş bizim için özbahis değil yani. Ha burada yemin noktasında kendi kişiliğini yücelttir veya düşürürdü o ayrı bir konu. Tabi de o mevzunun peşine gidiyor. 8. Bakalım tanık gelmezse ne oluyor? Doğru.
birinin gösterdiği tanık kanuni bir sebep göstermeksizin tanıklıktan çekinir, yemin etmez veya göstermiş olduğu sebep mahkemece kabul edilmezse 500 Türk lirasından 5000 Türk lirasına kadar disiplin para cezasına ve bu yüzden doğan giderleri ödenmesine hükmedilir ve yargılama başka bir güne bırakılır. Ve yine geldi, yine yapmazsa 2 haftayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilir. Yani gelmezse ilk başta para cezası. Yine geldi, 2 hafta hapis yatırıyorsunuz. Disiplin hapsi olduğu için bunun hani temyizi yok, mahkeme kararına gerek yok. Hakim 2 hafta hapsine dediği zaman yani burada, gidiyor 2 hafta yatıyor, ondan sonra bir şey yapamıyorsun. Burada olayı tanığın gelip gelmemesini sadece Murat Bey'in örneğinden hareket ederseniz şey yerim, mesela örnek veriyorum. Bir cinayet işlendi. Evet. Bu tanığı var. Tabii. Bu tanığın ben hani gelmiyorum deme şansı yok yani. Tabii. Dediğiniz gibi muhakkak gelecek. Yani olayı öyle değerlendirmek gerekir. Yani ben diyeyim, merak ettim tamam hocam. Şirket yöneticisi, ben şirketimizde ara soktum baba. Şimdi ara abiler de dediği gibi bilmiyorum dedi. İmtina eder mi etmez mi diye. O da ne diyorsun? Onların çifte yok. Yani bir tek şey söyleyebilir, maddi zarar görürüm. Bu nedenle çekiliyor.